Bugünkü konuğumuz Hyundai i20. i20 kısa süre önce makyajlandı ve ömrünün ikinci yarısına başladı. Burun tasarımındaki değişiklikler ufak tefek ama hem motor seçeneklerinde farklılıklar var hem de arka tasarımı bayağı kendisini hissettirecek değişikliklere sahip. Hyundai bu i20 makyajıyla birlikte çok net bir şey yapmaya çalışıyor ki bence bu otomobilin renginden de bunu anlamışsınızdır. i20 ilk tanıtımında lansman rengini hatırlayın. Koyu bir kahverengiydi. Güzel bir renkte ama biraz daha yaşlılara hitap edecek bir renkte. Ama bu otomobilin lansman rengi tam bu yanında duran parlak kırmızı. Yani daha genç bir kitleye hitap etmek istiyor. Gerçek küçük sınıf müşterisine hitap etmek istiyor. Hyundai bu yeni i20 ile bakalım bunu ne kadar başarmış. Makyajla birlikte i20'nin boyutları tabii ki değişmemiş. 4 metre 3 santimlik boyuyla i20 aslına bakarsanız küçük sınıfın irileri arasında yer alıyor. Ki bagaj hacmi de öyle. 301 litrelik bir bagaj hacmi var bu otomobilin. i20 ilk tanıtılımda 300 litrelik bagaj hacimleri küçük sınıf için gayet iyiydi ama bugün malumunuz artık yeni çıkan birkaç tane modelde 350 litrelik bagaj hacimleri var. Yine de 300 litrelik, 301 litrelik hacmin iyi olduğunu söyleyebiliriz bu boyutta bir araç için. Hacim genel olarak kullanışlı bir şekilde sunulmuş, rahatça yükleme yapabileceksiniz. Dikdörtgen duvarları düz bir bagaj söz konusu ama yükleme eşiğiyle zemin arasındaki fark bir hayli fazla. Bu da hem ağır yüklerin, ağır valizlerin örneğin oradan çıkartılması konusunda sıkıntı yaratacaktır. Hem de aylık market alışverişiniz vesaireniz yaptığınızda ağır bir şey satın alırsanız onların bagajdaki yerleşimleri konusunda bazı sıkıntılar yaratabilir size. Bir değişken zeminle bu tamamen çözülebilirdi ve makyajda bunun için çok güzel bir fırsattı aslında ama ne yazık ki bu zemin kullanılmamış. Eğer koltukları yatırıp asimetrik olarak koltuk sırtlıklarını yatırıp bagaj hacmini genişletmek isterseniz de aynı sorun önünüze çıkıyor. Çünkü koltuk sırtlıkları yatırıldığında tabii ki bir set oluşuyor arada bagaj zeminiyle düz bir zemin oluşamıyor ne yazık ki. Yine bu da bir değişken zeminle tamamen halledilebilirdi ama genel olarak koltuk sırtlıklarının yatırılması, pandizotun çıkartılması vesairesi gayet rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Çok kolay bir şekilde bagajdan bunları halledebiliyorsunuz. Emniyet kemerinin ses çıkarmaması için koltuk yatırıldığı durumda takılması için bir yuva ya da yine yangın söndürücünün takılması için bagaj duvarında bir kayış vesaire gibi ufak tefek kullanışlı çözümleri de atlanılmamış. Güzel bir bagajı var bu otomobilin yani. i20'nin boyutları küçük sınıf ortalamalarında ama arka alanında, arka koltuklarında sunduğu alan için biraz daha cömert diyebiliriz. Benim boyum 1.75, bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi 4 parmak kadar bir boşluğum var. Bu boşluk bazı kompakt sınıf hatchbacklerle benzer. Yani bir üst sınıftaki bazı araçlarla ki bu araçların çoğu da i20'den 20 santim kadar daha uzun bir boya sahip. Onlarla benzer. Buradaki diz mesafesi açısından sunumun güzel olduğunu söyleyebiliriz. Baş mesafesi açısından biraz daha küçük sınıf ortalamalarına yakın ama bu araçta açılır bir cam tavan var ve yaklaşık 5-6 santimlik bir kaybı var i20'nin burada. Eğer bu cam tavan olmasaydı biraz daha iyi alan sunulabilirdi ki aslına bakarsanız mühendisler güzel bir sunumla burada o cam tavanın etkisini azaltmak için bir girinti yapmışlar ama yine de burada birazcık kayıp var illaki. Tamamen dik oturduğunuzda sadece bu alandan faydalanabileceksiniz. Yani daha uzun boyluların pek güzel olmayacaktır buradaki alan hissi. Cam tavanın ferahlığı mı, baş mesafesi mi? Kendiniz tabii ki bu seçimi yapabilirsiniz. Cam tavan çünkü üst donanımlarla birlikte bir opsiyon. Sunuma geçecek olursak buradaki alan hissi, böyle açık renk tavan kaplamalarıyla satın alırsanız i20 gayet güzel. Cam alanları geniş, cam yükseklikleri geniş. Koyu renk camlar vesaireler birazcık alan hissini daraltabilir ama yine de sunumun güzel olduğunu söyleyebiliriz. Malzeme kalitesi küçük sınıfın ortalamalarında çok sert plastikler var. Genel olarak elinizin değeceği yerlerde iyi plastikler olduğunu söyleyebilirim. Bir tane cep var. Bu cebe çok kolay bir şekilde büyük şişeler sığabilir. Diğer eşyaların içinde ufak tefek yerleri var. Cep telefonunuzu vesairenizi koyabilirsiniz. Sürücü koltuğunun arkası değil ama yolcu koltuğunun arkasında yine bir saklama cebi var ki saklama alanları da bununla bitiyor. Ortaya geçecek olursak küçük bir şaft tüneli var. Çok alçak bir şaft tüneli. Bu bölüme geçtiğimde ayaklarımı o şaft tünelinin hemen yanına koyabiliyorum ya da şaft tünelinin üstünde bile birazcık tutabilirim. Kısa süreli en azından yolculuklarda. Yani yan taraftakilerin ayak boşluğundan çok fazla çalmayabilirim burada. Ama yine de burada çok uzun seyahatler yapmayı isteyeceğimi zannetmiyorum. Aslında minderin yüksekliği o kadar farklı değil ama yine de baş mesafesini tamamen kaybettim. Çünkü bu yanlardaki kazanımlar, yan koltuklar için yapılan kazanımlar burada yerini normal cam tavan yüksekliğine bırakıyor ve kafam neredeyse tavana değmek üzere benden bir
5 santim uzun birisinin bile kafası burada tavana değecektir. Muhtemelen sırtlığı gayet yumuşak. Çünkü bu tarafa geri dönecek olursam burada bir kol dayanağı yok. Sunumlar sınırlı burada ama koltukların şekilleri, dolguları, sırtlık açıları vesaireleri gayet güzel. Uzun seyahate çıkılabilecek bir otomobil gibi hissettiriyor. Arka koltuklarında i20. i20'nin kokpiti makyajda çok fazla değişmemiş ki bu kokpitte küçük sınıfın üstünde bir ağır başlığa sahip bir kokpit, biraz daha kompakt sınıf havasında o havayı yaymaya çalışan bir kokpit. Bunun da beğenini var tabii ki. Bu kokpitte daha güzel bulan var. Küçük sınıftaki o renkli detaylara vesairelere bu otomobilde ulaşamıyorsunuz. Aktif versiyonda biraz daha fazlası oluyor bunun ama en azından Türk üretimi genel olarak bu hale sahip, bu ağır başlığa sahip. Yeni 7 inçlik bir ekran var, dokunmatik ekran, üst donanımlarla birlikte geliyor. Üst iki donanımla birlikte geliyor. Hem fiziki düğmeleri var hem de dokunmatik ekran. Ekranın çözünürlüğü çok güzel. Grafikleri gayet iyi, renkleri vesaireleri çok modern, iç açıcı seçilmiş. Ben çok beğendim gerçekten de ekranı. Bu sınıfta sunulan güzel ekranlardan bir tanesi diyebilirim buna. Kolay kullanılıyor ekran. Tepki süreleri vesaireleri gayet hızlı. Size hızlı tepkiler verebiliyor ve farklı uygulamalara da yer verebiliyor bu ekranla, bu multimedya sistemiyle birlikte. Apple CarPlay ve Android Auto örneğin arayüzleri geliyor. Eğer Android telefonunuz varsa Android Auto'yu, Apple telefonunuz varsa da Apple CarPlay'i kullanabiliyorsunuz. USB'den bağlıyorsunuz ve bu ekrana yansıtabiliyorsunuz telefonunuzun bazı özelliklerini. Android Auto'da bildiğim kadarıyla bir lisans sorunu var. Hyundai ile ilgili değil, genel olarak Türkiye ile ilgili ama onun da bir çaresini buluyorlar. Apple CarPlay normal bir şekilde çalışıyor. Apple CarPlay ile ilgili eğer kullanıyorsanız muhtemelen güzel olarak niteleyebileceğiniz bir haber. Eylül-Ekim gibi gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte Apple CarPlay'de artık Google'ın haritalarında kullanabileceksiniz. Apple'ın kendi orijinal haritasına göre çok daha verimli çalışan bir harita sistemidir. Navigasyonda bayağı bir rahatlık elde edebilirsiniz. Bu sayede Siri'yi vesaireyi de gayet güzel bir şekilde kullanıyorsunuz bu araçta. Onun dışında neler var? Gösterge tablosu oldukça klasik. İki tane analog gösterge, ortasında bir tane likit kristal ekran. Ekrandaki grafikler, yazıların formatları, formları vesaireleri çok güzel, gayet iyi. Buradaki ekranın ilginç birkaç tane de özelliği var. Örneğin çift kavramalı otomatikleştirilmiş manuel şanzımana sahipseniz aracınızda DCT şanzıman varsa, yani burada şanzımanın ısısını görebiliyorsunuz. Baskı balta setinin vesairenin ısısını görebiliyorsunuz. Böylece örneğin çok sıkışık bir trafikte gittiğinizde kontrol edip oradan belki şanzımanınızı birazcık dinlendirmeniz gerektiğini ortaya çıkartabilirsiniz. Biraz daha az yüklenebilirsiniz şanzımanın üstüne, koruyabilirsiniz şanzımanınızı. Böylece baskı balta setinizi, ömrünü uzatabilirsiniz çok rahat bir şekilde. İkinci güzel özellik, şu anda örneğin sağ kapı açık ve burada çok güzel bir i20 figürü var. Kapı içi dahi çizilmiş oraya, çok güzel detayları vesairesi. Yukarıdan görünen bir i20 figürü bu. Bütün kapılarının açık olup olmadığını görebiliyorsunuz. Üstüne de sunroof'un da açık olup olmadığını bu ekrandan görebiliyorsunuz. Bu da güzel çünkü ben arada görüyorum mesela park yerinde sunroof açık unutulmuş. Araçlar nasıl unutuyor insanları bilmiyorum. Ben hayatımda sunroof açık gezmediğim için çok şey yapamadım ama yine de güzel bir özellik orada uyarısının olması. Saklama alanlarına geçelim hemen. Derken malzeme kalitesine hiç bahsetmedim. Buradan malzeme kalitesine geçeyim. Üstlerde güzel plastikler var. Örneğin şuradaki kaplamalar çok güzel ama şu altlarda kayganlaşıyor birazcık plastikler. Çoğu araçta söylüyorum bunu. Burada da aynısını tekrar edeceğim. Elinizin değdiği yerlerdeki güzel plastikler, dokular kalite algısını yükseltiyor bu araçta da. Sadece el frenini biraz eleştirebilirim. El frenindeki plastik kötü hissettiriyor ki el freni de sürekli kullanıyorsunuz. Her gün kullanacaksınız sonuç itibariyle. Araca her bindiğinizde, her hareket ettireceğinizde el frenini kullanıyorsunuz. Onda biraz daha iyi bir plastik, hatta üst donanımlarda deri kaplı bile olsa güzel gidebilirdi buraya. Onun dışındaki genel olarak dokunduğunuz yerlerdeki plastikler, kaplamalar vesaireler iyi. Kalite algısı da yeterli. Saklama alanlarına geri dönüyorum. Dar bir kapı içi cebi var. Bir şişe koymak için, büyükçe bir şişe koymak için güzel bir alan olsa da örneğin benim bu gözlük saklama kabım dahi buraya sığmıyor. Bu şişelik tarafına koymam gerekiyor. Biraz daha geniş olmalısı gerekirdi bu tarafın, bu gözün en azından buradaki. Bu vites kolunun hemen önünde genişçe bir göz var. Klasik bir Hyundai gözü aslında. Neredeyse bütün Hyundai'lerde olan bir bölüm burası. Güzel bir saklama alanı burada. Bir tane USB girişi, bir tane AUX girişi, bir tane
Çakmak çıkışı var. Üstüne bir tane de yüksek amperli bir şarj USB girişi var. Şarj etmek için telefonunuzu vesairenizi daha hızlı şarj edebilmek için biraz daha iyi bir güç aktarımı sağlayan bir ayrı çıkış daha var. İki tane USB portu var yani burada. Vites kolunun hemen arkasında çıkarılabilir küllüğünü de içinde barındıran iki tane bardaklık ve burada da kol dayananın altında genişçe, orta genişlikte bir göz daha var. Makul genişlikte torpido gözlüğü ve bir tane de gözlük yuvası var burada. Bunların hepsiyle birlikte de bu alanın kullanışlı, güzel, kalitesi makul, sınıfının kesinlikle ortalamalarının biraz daha üstünde, algısı, kalite algısı vesairesi güzel. Belki biraz daha renkli olmasını isteyebilirdiniz. Şimdi de Hyundai i20'nin direksiyondayız. İçinde bulunduğumuz versiyon 1 litrelik nispeten yeni turbo beslemeli motor ve 7 vitesli tamamen yeni çift kavramalı şanzıman DCT şanzımana sahip versiyon. Diğer versiyonları da hemen sayayım hazır bu kırmızı ışıkta beklerken. Diğer versiyonlar 1.2 litrelik atmosferik benzinli motor hala varlığını sürdürüyor. Giriş seviyesi olarak varlığını sürdürüyor. Manuel şanzımanla birlikte geliyor sadece. 1.4 litrelik atmosferik benzinli motor da hala varlığını sürdürüyor. Ve 4 vitesli otomatik şanzımanla, tork konvertörlü otomatik şanzımanla gelerek benzinli otomatik isteyenlere ikinci bir alternatif sunuyor i20 ürün gamında. 1.4 litrelik dizel motor da eskisi gibi varlığını sürdürüyor sadece manuel şanzımanla birlikte. Peki bu içinde bulunduğumuz versiyona geri dönecek olursak, bu 1 litrelik motor aslına bakarsanız bir süredir üretiminde var. i20 için yeni bir motor. İki tane versiyonu var. Temelde 100 beygir ve 120 beygir güç üretiyor bu versiyonlar. Bizde sadece 120 beygir güç üreten güçlü versiyon satılıyor. Çünkü muhtemelen 100 beygirlikle aralarındaki fiyat farkı çok aman aman olmayacaktır. Ona değeceğini düşünmemiş muhtemelen Hyundai yetkilileri. 120 beygir güç, 174 Nm tork üretiyor. Maksimum torkunu 1500 devirden itibaren üretiyor motor. Bu anlamda baktığınızda oldukça başarılı. 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla uyumu genel olarak çok iyi. Ve şanzıman da o 1500 devirde gelen maksimum torku çok çok iyi kullanıyor. Sürekli olarak sizi 1500 devirde tutmaya çalışıyor. O civarlarda tutuyor. Ve hem motorun sesini düşük tutuyor hem de tüketimi düşük tutmaya çalışıyor. Peki performans konusunda nasıl? En önemli soru işareti bu olabilir. Çünkü i20'nin daha önceki 1.4 litrelik motor, 4 vitesli tork konvertör şanzıman ikisinde en önemli eksisi buydu. Şanzımanın tepkileri biraz geç geliyor. Yani gaz pedalını dibe yapıştırdığınız andan itibaren size çift kavramalı bir şanzıman karşılık vermesi gerekirken kickdown emirlerini o kadar hızlı işleme sokamıyor. Ama motorun sunduğu çekiş gücü vesairesi gerçekten güzel. Üst devirleri pek sevmeyen bir motor. Üst devirlerde hem sesi değişiyor hem de çekiş gücü azalıyor. Genel olarak alt ve orta devirleri seviyor. Çünkü 1500'lerde maksimum tork yakaladığınızda 4000 devirler civarında iyicene düşmeye başlıyor. O tork değeri de dizel motorlara yakın bir karaktere sahip oluyor. Güç üretim karakterine sahip oluyor motor. Bu şehir kullanımı için çok iyi bir haber. Ama performans seviyorsanız üst devirleri fazla sevmediğinde aklınızdan çıkarmayın. Çok fazla devir keseceği kadar 6500'e kadar yani zorlamanın hiçbir anlamı yok. Çünkü 5000 ile 6500 devir arası neredeyse tamamen boşluktan ibaret. Sadece fazladan yakıt tüketiyorsunuz orada ekstra bir çekiş gücü sağlamadan. Böyle bir motorun tabii ki tüketimi de oldukça önemlidir. Konuyu atladığım için başka bir yerde çekiyorum belki fark etmişsinizdir. 132 kilometrelik bir rotada elde ettiğim tüketim verisi 7.6 litre. 100 kilometrede bu veriyi elde ederken şehir içi yollar kat ettim. Ortalama hız verisini veremiyorum. Bulamadım şu anda burada. Şehir içi yollar kat ettim. Otoyolda sabit hızlı sürüşler yaptım. Çekim yaptım. Çekimde rölantide kalması gerekti. Çünkü hava çok sıcaktı. Rölantide klimanın çalışması gerekti. Normalde yapmadığım bir şey aslına bakarsanız. Ama öbür taraftan bu tüketim biraz yükseltmiş olabilir ama öbür taraftan da şu anda Ramazan bayramındayız. Bu arada bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. Geçmiş bayramınız da olabilir tabii ki izlediğiniz tarihe göre, benim yayınladığım tarihe göre. Şu anda Ramazan bayramındayız. Ramazan bayramı tatilindeyiz ve İstanbul'da da normal şartlara göre çok çok daha düşük yoğunluklu bir trafik var. Şu anda cumartesi günü bugün ve E5'te gidiyorum. Normalde burada çok çok daha yoğun bir trafik olması gerekirdi. Ve bu aracı aldığım süre içerisinde de genel olarak trafik böyleydi. Bu şartlar bağlamında biraz daha düşük olmasını beklerdim ben. Açıkçası tüketimin 7.6 yerine 7.3-7.4 litre civarlarında olmasını beklerdim. 1000 kilometrede henüz araç, biraz belki zaman vermek gerekiyordur. Ama tüketim şu anda bu civarlarda 7.5 litreye düştü.
sabit hızlı 80 km saatte sabit hızlı sürüşler yaptığım için tabii ki hızlıca düşüyor şu anda tüketim verisi. Tutumluluk potansiyeli bu arada çok yüksek. Araç boşken böyle 120 km saat civarlarında sabit hızda 6 litre civarlarında tüketimler elde edebiliyorsunuz. Tasarruf potansiyeli gerçekten yüksek. Şehir içerisinde bunu tam olarak gösteremese de gerçekten yüksek bir tasarruf potansiyeli olduğunu da altını çizmem lazım. Şanzımanla ilgili dediğim gibi kickdownlarda birazcık yavaş kalsa da şanzıman genel olarak geçişleri kusursuz, gerçekten de çok başarılı olabiliyor. Ve size hissettirmeden çok rahat bir şekilde değişimlerini tamamlıyor. 7 vitesin tamamını çok güzel kullanıyor. Yani oranlar motorun çekiş gücüne göre, tork üretim karakterine göre güzel bir şekilde sıralanmışlar. Bazen çünkü 7. viteste sorun olabiliyor. 7-6 yapmak zorunda kalabiliyor otomobil. Ama bunda öyle değil. Şu anda örneğin 70 km saat hızla 7. viteste gidiyorum. Herhangi bir sorun yaşamadan, birazcık hızlanmamda dahi torkunu kullanmaya devam edebiliyor. Hemen 6. vitesi seçmiyor şanzıman. Bunların hepsi güzel özellikler. Bu şanzımanla ilgili, genel olarak çift kavramalı şanzımanlarla ilgili bazı kullanım şartları var. Onları kabul etmeniz lazım. Onlara uyum sağlayabilecek olmanız lazım. O şartlar altında bu şanzımanları tercih edin. Çünkü baskı balata setleri vardır bu şanzımanların ve baskı balata setleri sarf malzemeleridir. O sarf malzemeleri pahalı sarf malzemeleridir. Ve bir şokla karşılaşabilirsiniz. Hayatınız bu şanzımana uygun değilse, uygulayamazsanız bu şanzımanın doğru kullanım şartlarını, pahalı bir değişimdir. 10 bin liralar gibi, 12 bin liralar gibi modeline göre, markasına göre değişir ama pahalı bir değişimdir. Ve doğru kullanmazsanız ilk 10 bin kilometrede, 15 bin kilometrede bile bu değişimle karşılaşabilirsiniz. Doğru kullanırsanız uzun ömürlü olacaktır. Çok da fark etmeyecektir sizin için. Örneğin bir yokuşta yaşıyorsanız, orada park etmek zorundaysanız bu şanzımanlardan uzak durmanız gerekir. Hyundai çok güzel bir seçenek sunmuş size. 1.4 litrelik atmosferik motor, tork konvertörlü otomatik şanzımanla geliyor. Bu hiçbir sıkıntısı olmayan bir şanzımandır. O şanzımanı tercih ederseniz, o motorlu o şanzımanı tercih ederseniz hem performansı düşüktür hem yakıt tüketimi yüksektir. Ama sarf malzemesi giderleri açısından baktığınızda günün sonunda, yani kullanımınızın sonunda atıyorum, 3 yıl kullandınız böylece, 3 yılın sonunda karlı olursunuz. O performans verisi eğer sizi çok rahatsız etmeyecekse. Hayatınıza uygun olan şanzımanı seçme şansınız var. Hyundai i20 satın alırken bu şansı iyi değerlendirin. Eğer merak ediyorsanız çift kavramalı şanzımanlar nasıl kullanılır, onunla ilgili bir videom var. O videoyu izleyebilirsiniz. Bu şartları eğer sağlayabilecekseniz hayatınızda gönül rahatlığıyla bu şanzımanı alabilirsiniz. Oldukça başarılı, kavrama hassasiyeti güzel, hızlı çalışan bir şanzıman. Bu şanzıman mevzusunda geçtikten sonra genel sürüş özelliklerine bağlanalım hemen. Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu var. i20'nin süspansiyon sistemi konfor odaklı, konfor öncelikli ayarlanmış. Biraz daha ağır başlı, sınıfından bekleyeceğinizden daha ağır başlı bir sürüşe sahip. Genel olarak bunu hep hissediyorsunuz zaten. Süspansiyon bunun en belirgin öğelerinden bir tanesi. Bunun iyi yanı, şehir içerisinde oldukça konforlu. Hatta sınıfındaki en konforlu araçlardan bir tanesi muhtemelen şehir içinde. Virajlarda birazcık gövde yatıyor ama salınım yok örneğin. Yani viraj içerisinde sürekli dalgalanıp sizin sinirinizi bozmayacak. Biraz daha yatıyor sadece. Baktığınızda normal şartlar altındaki sürüş limitleri açısından rakiplerinden geri kalır. Herhangi bir eksiği yok. Gayet iyi, güvenlik açısından da hiçbir sıkıntısı yok. Dinamik sürüşte bakyaj öncesinde i20'nin direksiyonun düz konumundaki hissizliği gibi büyük bir sorunu vardı. Yazılımı elden geçirilmiş bu direksiyonun ve her hareketinizi çok basit bir şekilde yön değiştirmeye çeviriyor. Dahası her noktadan da düz konumuna geri dönebiliyor. Çok küçük açılardan bile düz konumuna geri dönebiliyor. Bu da özellikle uzun yollarda, uzun yolculuklarda sizi çok rahatlatacaktır. Buna karşılık yüksek açılardaki geri bildirimleri birazcık törpülenmiş, biraz baskılanmış. Bu kadar olur diyeceğim. Çünkü gerçekten de bir fark aramıyorsanız fark edebileceğiniz bir değişiklik değil bu üst, yüksek açılardaki fark. Ama bu düz konumdaki hislerin gelmesi, düz konumun sürüşe bağlanmış olması fark edilecek ve fark yaratacak bir değişiklik. Bunun için de tebrik etmek lazım. Baktığınızda tabii aslına bakarsanız sınıf ortalamalarını şimdi yakalamış diyebiliriz bu değişiklik için.
Sürüşün geri kalanında sessizlik önemli. Eğer benzinli motorla tercih ederseniz sessizlik konusunda gerçekten iyi oluyor. i20 yüksek hızlarda 120 km saatize kadar, yani ülkemizdeki yasal hız sınırına kadar, rüzgar sesleri konusunda da önemli bir sıkıntısı yok. Onun üzerine çıkarsanız, hız rekoru kırmaya çalışsanız, rüzgar sesleri iç mekana sızmaya başlıyor artık. Lastik yuvarlanma gürültüleri konusunda da çok fazla ilginç bir durum yok. Sınıf ortalamalarına uygun olacak kadar lastik gürültüsü iç mekana sızıyor. Sonuç olarak bu otomobiller küçük sınıf üyeleri ve küçük sınıf üyelerinde de çok fazla öyle muazzam muazzam konforlarda beklememek gerekiyor. Ama genel olarak baktığınızda bu otomobilin uzun yola dahi uygun olduğunu söyleyebilirim. Süspansiyonun konforu ile ilgili bir parantez açmam lazım. Bazı küt darbelerde çok uç noktalarda biraz vuruntulu çalışabiliyor süspansiyon sistemi, ama siz vuruntuyu ancak duyabiliyorsunuz kulağınızda. Darbe olarak size yansıtmıyor. Bu da büyük bir başarıdır. Konfor konusundaki en önemli başarımlarından bir tanesi Hyundai i20'nin. Sürüşü geçtikten sonra güvenlik konusunda değinebiliriz. i20'nin biraz eski tarihli Euro NCAP testi var. Oradan gayet başarıyla ayrılmış. Güncel durum şöyle. Makyajlı i20'nin bazı donanımda ve orta donanımda sadece ön hava yastıkları satın alınıyor. Standart olarak geliyor. Elite isimli üst donanımda yan ve perde hava yastıkları standart donanıma dahil oluyor. Yani Elite'i satın almanızı tavsiye ederim, eğer ki bütçeniz el veriyorsa. Güvenlik açısından bu önemli. Yine güvenlik açısından önemli bir detay, aktif ön kafalıklar, yani arkadan çarpmalarda kafanızın hareketinin, hızlı hareketinin, ki kamçı etkisi denir buna, kafanız bir anda geriye doğru gider, kendisini tutamaz ve boynunuza hasar verirsiniz. Bu hareketi, kamçı hareketini engellemek için kullanılan aktif kafalıklar, yani arkadan çarpmalı kafalıklar aniden öne gelerek kafanızın hareketini kısıtlıyor ve boynunuzu koruyor. Aktif kafalıklar tüm i20 ürün gamında standart olarak sunuluyor. Bu da güzel bir donanım. Ek olarak Elite donanımında Safety isminde, yani güvenlik adında, İngilizce konmuş ama ismi, bir paket daha satın alabiliyorsunuz. 2000 lira gibi nispeten makul bir fiyatı var bu paketin. Ve paketle beraber şerit takip asistanı, ama şeride sizi sokmuyor, sadece uyarıyor. Ve otonom fren yapabilen şehir içi güvenlik sistemi geliyor 2000 liralık bir paket için. İyi donanımlar bunlar. Hem uyarıyor sizi, hem de gerekli durumlarda hasarı azaltmak ya da tümden kazayı önleyebilmek adına kendi kendisine frende yapabiliyor bu sistem. 2000 lira hiçbir şeydir. Satın alın derim hemen. Yani 2000 lira bir şeydir tabii ki. Ama böylesi bir güvenlik donanımıyla ilgili bu otonom freni bir kere bile kullansanız o 2000 lirayı çıkardınız demek oluyor. Gayet güzel bir sistem, gayet güzel bir donanım. Tavsiye ederim satın almanızı, eğer Elite paketle tercih edecekseniz i20'yi. Donanımlar fiyatlar kısmına geçelim. 16 Haziran 2018 günlerden bugün 84 bin lira civarlarından başlıyor. Liste fiyatından bahsediyorum. Şu anda bir kampanyası var, lansman kampanyası var. 3-4 bin liralık indirimi var, ama sizin izlediğiniz gün olur mu olmaz mı, nedir durumu bilmiyorum, ama ben bugün açısından liste fiyatı kıyaslaması yapıyorum. 84 bin liradan başlıyor. 1.2 litrelik atmosferik motor ve manuel şanzımanla baz donanımıyla birlikte 112 bin liralara kadar çıkıyor. Şu an içinde bulunduğum gibi bir araçta panoramik cam tavanlı, Elite donanımlı, otomatik şanzımanlı, turbo beslemeli motora sahip bir araçta 112 bin liraları görüyorsunuz. İlginç, donanımla ilgili en ilginç bilgi yağmur sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynasıyla birlikte opsiyon donanımında, yani bir paket olarak geliyor. Bunlar da smart paketle birlikte geliyorlar. Smart pakette 2000 lira gibi yine nispeten makul, ama bence bunların hepsinin donanıma dahil olması gerekirdi, en azından en üst donanım seviyesinde. Yani en üst donanım seviyesini tamamlamak için o 2000 lirayı da verdiğinizde en üst donanım seviyesinin 114 bin lira olduğunu düşünebiliriz. Onun üzerine Safety paketini de satın alırsanız bir 2000 lira daha ekliyorsunuz. En üst, en dolusunu 116 bin lira olarak belgeleyebiliriz. Metalik boya farkından çok emin değilim. Onu es geçiyorum sadece. Fiyatlar konusunda da böyle sonuca bağlayabiliriz. Donanım olarak baz ve orta donanım sınıf ortalamalarını tutturuyorlar. En üst donanımda bekleyeceğiniz bazı donanım kalemleri yok. Bekleyeceğiniz dediğim şöyle bekleyeceğiniz. Şu anda rakip araçlarda olan bazı donanımlar, örneğin LED farlar, anahtarsız giriş sistemi vesaire gibi donanımlar yok. Bunlara ne kadar ihtiyacınız vardır, orası size kalmış.
Sonuca bağlayacak olursak ilk olarak arkadan öne doğru. Bagajı büyük ve kullanışlı aslına bakarsanız ama eşikle zemin arasındaki fark önemli bir sorun olabilir. Fiziğinize bağlı olarak bunu değerlendirin mutlaka. Basit bir değişken zeminle bu çok rahat çözülebilirdi ama uygulanmamış. Makyajla çok güzel bir fırsattı bunun için. Arka koltuklarında sunduğu alan güzel. Sınıfındakilerin en iyilerinden bir tanesi, hatta ferahlık algısı ve alan konusunda. Önde sunulan yaşam alanının kalite hissi makul ama albenisi eksik. Eğer biraz daha albenili, biraz daha çekici bir şey istiyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz belki. Genel olarak kullanışlı iyi, saklama alanları güzel. Kapı içi cebi dışında buradaki saklama alanları gayet iyi. Malzeme kalitesinde dediğim gibi bazı çentikler, bazı parantezler açılabilir. Motorlar konusunda zaten bilindik motorları 1.2 güzel bir başlangıç seviyesidir. 1.4 ile tork konvertörlü otomatik çağ dışı gibi gözükebilir. Ama şehir içi hayatında oldukça uyumludur bu ikili. Ataklığı makul olacaktır. Tüketimi yüksek olacaktır. Ama tork konvertörlü otomatik şanzıman da başınızı asla ağrıtmayacaktır. Bunu da bir kenarda tutun derim bir seçenek olarak. Bu turbo beslemeli motorun çekişi güzel, tüketimi güzel. Ama bu çift kavramalı şanzıman size uyuyor mu uymuyor mu? En önemli karar buradaki o, yoksa gözü kapalı alınabilecek bir kombinasyon. Bu arada fiyatlar konusunda bütün bunlar gayet güzel. Makyajla gelenlerin hepsi gayet güzel. Ama şu anda güncel i20'de satışta ve bayağı da bir uygun fiyata satışta. Bir gözünüz kayabilir o tarafa da herhalde. Sonucuna bağlayacak olursak i20 için bu otomobil şehir içerisinde konfor arayanlar için oldukça iyi bir seçenek. Gerçekten de güzel yapıyor işini. Şehir içerisinde size büyük otomobil hissi yaşatıyor. Daha uygun fiyata bir kompakt sınıf almış gibi hissediyorsunuz. Bütçe işi kompakt sınıf otomobillerden daha iyi kompakt sınıf otomobil taklidi yapabiliyor. Bu otomobil gerçekten de bu açıdan baktığınızda çok iyi. Bekleyeceğiniz o ataklık, haylazlık, esneklik vesaire bu otomobilde yok. i20'de yok. Öyle bir karakter peşinde değil. i20 o da tercih meselesi tabii. Onu mu tercih edersiniz, bunu mu tercih edersiniz? Bu da sizin kişisel tercihinize kalmış. Hyundai iyi bir çıkarmış. Ben sadece şu direksiyondaki değişime bile bayıldım. Tabii bu benim kişisel görüşüm. İyi bir başarım bu. İyi bir makyaj operasyonu olmuş. Gerisi artık satın alıp almama konusunda sizin kararınız.